Sevgili arkadaşlar ve çok kıymetli izleyiciler, herkese merhaba. Ben Erdi Özdoğa, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Amerika'dan, Las Vegas'tan, teknoloji dünyasının kalbinin attığı yerden sesleniyorum. Yani tüketici elektronik fuarı 2020'deyiz. Burada yeni nesil ürünler var, yepyeni teknolojiler var, heyecan verici yenilikler var. Pek çoğundan bahsetmeye çalışıyorum ama hadi bunlardan bir tanesini al evine götür deseler ne tercih ederdim diye düşündüğüm zaman karşıma Samsung'un Q950TS adını verdiği yeni nesil televizyonu geliyor. Yani tasarımından teknolojisine kadar her açıdan gerçekten heyecan verici bir televizyon. Ama bence en vurucu detayı tasarımı, çünkü çerçeveler artık hani deyim yerindeyse yok sevgili arkadaşlar. Samsung'un söylediği kadarıyla bu televizyon %99 ekrandan oluşuyor ve zaten yakından bakıldığı zaman da iyice minyatürize edilerek neredeyse yok edilmiş bir çerçeve tasarımı var. Üstelik sadece bununla da yetinmemişler ve bu televizyonu mümkün olduğu kadar da ince bir hale getirmişler. 15 mm'lik bir kalınlığı var. Daha ince olabilir miydi? Teknolojik olarak bazı tavizlerde bulunsaydı belki biraz daha ince yapılabilirdi ama tam donanımlı bir televizyondan bahsediyoruz. FALED sınıfı bir televizyondan bahsediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Full Array Local Dimming. Yani arkada tam bir aydınlatma sistemi var ve arka aydınlatma konusunda oldukça yetenekli bir televizyon. Kısmi aydınlatma değil, köşelerden ya da sınırlardan aydınlatma yapmıyor. Tam bir arka aydınlatma sistemine sahip. Dolayısıyla bunu uygulayabilmek için mümkün olduğu kadar dengeli bir tasarım yapmanız gerekiyor. Kısmi aydınlatmayla belki kalınlığı bir miktar daha inceltebilirsiniz ama bu televizyon %99 ekran ve tam arka aydınlatma sistemindeki olarak 15 mm'lik kalınlığı ile gerçekten fantastik görünüyor. Görüntü kalitesinden bahsetsem bilemiyorum çünkü 8K çözünürlük desteğine sahip ve içerisindeki 8K videolarla birlikte oturun saatlerce izleyin, adeta büyüleniyorsunuz. Tabii ortam biraz ona müsait bir şekilde dizayn edilmiş durumda. Nispeten karanlık bir ambiyans var ve böylesi bir ambiyans ve devasa ekran boyutunu dikkate aldığımız zaman gerçekten sinematik bir deneyim yaşıyorsunuz adeta. 8K tabi önemli. Quantum Dot teknolojisiyle birlikte Samsung ciddi bir gelişim göstermeye başladı ama söz konusu 8K olduğu zaman içerik konusunda önemli bir sorun var. Bunu aşabilmek adına Samsung'un farklı çalışmaları var. Bunlardan birincisi kullandığı kuantum işlemcisi tarafındaki gelişmeler. Samsung o tarafta yeteneği arttırmak, performansı geliştirebilmek ya da yükseltebilmek için yeni bir metodolojiye geçiyor. Daha öncesinde makine öğrenmeden istifade ediyor. Artık derin öğrenmeyi kullanıyor ve arka tarafta milyonlarca saatlik bir işlemci öğretimiyle ortaya çıkan muazzam bir deneyim var. Yani Samsung bu televizyon piyasaya sürene kadar yapay zeka tarafındaki çözünürlüğü yükseltmeyi ideal noktaya getirebilmek adına binlerce, milyonlarca görüntüyü kullanarak bu sistemi eğitmiş ve ortaya oldukça iddialı bir paket çıkmış. En azından burada yapılan demolar kapsamında sistemin son derece güzel çalıştığını söyleyebilirim. Gerek HD, gerek Full HD, gerek 4K çözünürlük fark etmiyor. Samsung'un yeni nesil televizyonları, yeni nesil kuantum işlemcisi sayesinde o çözünürlüğü alıyor ve 8K'yı yükseltebiliyor. Peki doğal 8K içeriği söz konusu olduğu zaman durum nasıl diye bakacak olursanız, orada da bir gelişim var. Neden bahsediyoruz? Geçen seneki televizyonlarda, yani bu modelin selefi olan televizyon modellerinde AV1 kodek desteği yoktu. AV1 önemli çünkü Google'ın YouTube platformunda kullandığı video işleme standardı aslında AV1. Şimdi ise bu televizyonda AV1 desteği var. Dolayısıyla Q950TS modelinde YouTube üzerinde 8K videoları izleyebileceksiniz. Bu son derece önemli bir gelişme çünkü YouTube dünyanın video merkezi, 8K videolar yüklenmeye başladı. Hatta biz de donanımlar.com olarak 8K video yükledik sevgili Mesut'un 16 inçlik Apple MacBook Pro ile yaptığı bir 8K video çalışması var, RED kamerayla çekilen. Dolayısıyla böylesi bir içerik hareketliliği varken YouTube'un göz ardı edilmesi beklenemezdi ve zaten Samsung da bunu göz ardı etmeyerek Q950TS'de AV1 kodek desteğine getiriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Samsung'un yeni nesil televizyonlarda benim çok hoşuma giden bir özellik daha var. 2020 model televizyonlarla duyurusu yapılan, o da Adaptive Picture adı verilen uyarlanabilir görüntü özelliği. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız eğer, televizyon sahip olduğu sensörler vasıtasıyla ortamın koşullarına göre parlaklık ve kontrastını dinamik olarak değiştirebiliyor. Yani ortamda çok fazla ışık kaynağı varsa, çok fazla parlaklık durumu söz konusuysa buna göre kendi parlaklığını kısabiliyor ya da kontrastını bulunduğunuz ortam ya da odadaki koşullara en uygun hale getirebiliyor. Bu bence koşullara uygunluk ve ideal görüntü deneyimi sunulabilmesi adına yine küçük gibi görünen ama bana soracak olursanız bu bile son derece önemli bir güncelleme 2020 model televizyonlara bakıldığı zaman.
Bir başka önemli yenilik yine yapay zeka tarafında karşımıza çıkıyor. Samsung 2020 model televizyonlarında AI ScanNet adını verdiği yeni bir teknolojiden istifade ediyor. Bu teknolojinin temel noktası streaming servisleri kullanılırken, örneğin Netflix servisleri kullanılırken bağlantı ve buna benzer bir takım farklı dinamiklere bağlı olarak görüntü kaybının mümkün olduğu kadar azaltılması, en düşük seviyeye çekilmesi. Bu teknoloji için Samsung'un bir işbirliği söz konusu. Amazon'la henüz ülkemizde olmasa bile Amazon'un kendi video servisi olan Amazon Prime özelinde bir çalışma yapılmış durumda. Eğer örneğin Amerika'da ya da bir şekilde bu sisteme servise erişebiliyorsanız 2020 model Samsung televizyonlarda ScanNet ile streaming'e bağlı, yani video akışına bağlı kayıplar, olası kayıpların önüne geçilmiş oluyor. Bir başka önemli özellik kısaca OTS Plus adı verilen Object Tracking Sound Plus özelliği. Bu ne işe yarıyor? Sistem ilgili video içerisindeki hareketli objeleri tanımlıyor ve sesi kendi ses kaynağı üzerine ya da harici ses kaynağı artık neyse hareketli objeye göre aslında hareket ettirerek deneyimin birbiriyle bütünleşmesini sağlayabiliyor. Aslında 2020 model Samsung televizyonlarda çok uzun bir güncelleme listesi var. Hepsinden tek tek belki bahsedemeyeceğim ama dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi kısaca AVA adı verilen Active Voice Amplifier özelliği. Bu ne işe yarıyor? Yine bu televizyonlar sensör vasıtasıyla ortamdaki gürültüyü otomatik olarak algılıyor ve buna göre kendi ses seviyesini koşullara uygun hale getirebiliyor otomatik olarak sevgili dostlar. Tabii söz konusu oyunlar olduğu zaman da Samsung'un önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Yeni jenerasyon televizyonlarda input lag dediğimiz giriş gecikmesi artık 10 milisaniyelerin altına kadar çekilmiş durumda. Bunların dışında AMD FreeSync teknolojisi destekleniyor zaten ki epey de bu destek vardı. G-Sync tarafında da bir takım çalışmalar var. Son bir not olarak şunu da söyleyeyim. Samsung'un 2020 model televizyonlarda yaptığı bir başka güncelleme dijital asistan tarafında karşımıza çıkıyor. İsterseniz Bixby'yi kullanabiliyorsunuz, isterseniz Amazon Alexa'yı kullanabiliyorsunuz. Hatta yakın gelecekte belki 3. 4. asistanlar da bu televizyonlara eklenecek. Asistan demişken Apple TV entegrasyonu devam ediyor. 2020 model televizyonlarda Apple'ın iTunes hizmetine erişerek içerikleri kullanabiliyor, değerlendirebiliyorsunuz. Süper tasarım, harika özellikler, muazzam görüntü kalitesi ve yapay zeka tarafındaki çılgın gelişmelerle birlikte 2020 model Samsung televizyonların gerçekten sansasyonel olduğunu söyleyebilirim. Umarım bir tanesi gelir ve kullanma deneyimleme şansı yakalar. Elde ettiğim deneyimleri yine bu ekranlarda siz sevgili dostlarımla paylaşabilirim. Dostlar, Amerika'dan videolarımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinize sağlık. Görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın.